Değerli arkadaşlarım, değerli vatandaşlarım, çok üzgünüm. İçim yanıyor. Allah aşkına şundan 10 sene önce kendi paramızın bu hallere düşeceğini, bu kadar değersizleşeceğini hayal edebilir miydiniz? Avrupa'nın gıpta ile baktığı, parlayan yıldızdır dediği, her yıl uluslararası toplantılara damgasını vuran bir ülkenin bu hallere düşeceğini hayal edebilir miydiniz? Batısından doğusuna dünya gençlerinin görmek istediği gelip 3 ay, 6 ay, bir yıl kalmak istediği bir Türkiye'nin bu hale geleceğini düşünebilir miydiniz? Batılı iş insanlarının Türkiye Cumhuriyeti pasaportu almak için sıraya girdiği günlerden sonra ülke olarak itibarımızı böylesine yitirebileceğimiz hiç aklınıza gelir miydi? Bakın bizlerin hükümetten ayrıldığı tarihte 1 dolar 2 lira 92 kuruştu. Sayın Erdoğan, tüm yetkiyi tek elde toplayarak taraflı, partili cumhurbaşkanlığı seçildiği tarihte 25 Haziran 2018'de 1 dolar 4 lira 65 kuruştu. Bugün dolar kuru geldi 10 liraya dayandı. Partili, taraflı cumhurbaşkanı göreve başladı başlayalı Dolar kuru iki kattan fazla arttı arkadaşlar. Gerçekten aklımız havsalımız almıyor. Bu iktidar tam bir miras yedi gibi varımızı yoğumuzu harcadı, ülkemizi değersizleştirdi. Kendilerine emanet edilen ne varsa batırdılar. Ülke ekonomisini ayakta tutsun diye kriz zamanlarında bu ülkenin vatandaşları yokluk çekmesin diye biriktirdiğimiz Merkez Bankası döviz rezervlerini Merkez Bankası'nın yedek akçelerini hepsini cayır cayır harcadılar sattılar. Değerli arkadaşlar bu ülkenin artık miras yedilere ihtiyacı yok. Burası 84 milyonuyla birbirini ve ülkesini çok seven insanların ülkesi. Bu ülkenin alın terine, akıl terine, emeğe ihtiyacı var. Ancak siz hukuku tanımazsanız, siz dürüst ve liyakatlı kadrolarla çalışmazsanız, siz adaleti yerlerde süründürürseniz, işte milli paranız da böyle yerlerde sürünür. İşte böyle bir dolar tam 10 lira olur. Şu anda Türk lirasının değeri hem nominal olarak hem de reel olarak tarihin en düşük seviyesinde, en dip seviyede. Vatandaşlarımız dolar kurunun 10 lira olmasının ne demek olduğunu gayet iyi biliyor. İstediği kadar Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp ülkenin ekonomisinin iyi olduğundan bahsetsin dursun. Anlasın dursun. Kimse inanmıyor buna. Bu ülkenin insanları dolar 10 lira olunca ekmeğin 2,5 lira olacağını gayet iyi biliyor. Döviz kuru artınca iğneden ipliğe her şeye zam geleceğini bugün ilkokul çocukları bile biliyor. Dolar 10 lira demek. Bu kış evimizi Doğalgaz faturasından endişe edip ısıtmaya korkmak demek. Evinde doğalgaz var, elektrik var ama insanlar soba alıyor. Doğalgazlı evlerde insanlar kömür bakmaya başladı ya. Soba satışları artıyor memlekette soba. Sonra bakıyorlar ki soba da kurtarmıyor. Çünkü kömür fiyatları da aldı başına gidiyor. Bakın bütün bunlar neden oluyor biliyor musunuz? Bu iktidar artık bu ülkeyi yönetemiyor. Bu kötü yönetim artık bu ülkenin sorunlarını çözemiyor. Bırakın sorun çözmeyi. Bu iktidarın kendisi artık sorunların sebebi haline geldi. Bu iktidar artık ülkemizin en önemli sorunu oldu. Kahroluyoruz. Her gün sosyal medyada ülkemizden gitmek isteyen gençlerin yorumlarını okuyorum. Türkiye yeniden gidemeyenlerin ülkesi oldu. Gençlere telefonları yüzünden sokakta fırça atan insanları görüyorum bazen. Bütün sosyal hayatı, işi, kitabı, eğitimi, belki de tüm dünyası kala kala bir telefona kalmış gençlere o telefonları da çok görüyorlar artık. Değerli arkadaşlar, bugünlerde döviz kurunun kontrolünü kaybeden hükümet el altından bir rekabetçi kur masalı anlatmaya başladı. Kur yükselince İhracata iyi gelecek diye Fısıltı Gazetesi'nde haberler dolaştırıyorlar. Aynı Nasrettin Hoca'nın düşüp de zaten inecektim demesi gibi. Oysa yüksek ihracat artışı ancak ve ancak verimlilikle, düşük enflasyonla, öngörülebilirlikle ve istikrarlı kur ile mümkündür. İhracat artışı ancak hukukla mümkündür, adaletle mümkündür. Bir de ne yapıyorlar? bu rekabetçi kur masalını anlatırken Sayın Erdoğan'ın zamanında paramızın değeriyle ilgili söylediklerini de unutturmaya çalışıyorlar. Onlar unutturmaya çalışsalar da biz hatırlatacağız. Bakın işlerin iyiye gittiği, ekonomide liyakatlı kadroların iş başında olduğu, istişare ve ortak aklın hala çalışmakta olduğu bir dönemde Sayın Erdoğan ne demiş? Tarih 1 Mart 2012. Hep beraber izleyelim. Para tıpkı bayrak gibi tıpkı milli marş gibi bir ülkenin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeler. Paranın itibarı ülkenin itibarı, milletin itibarıdır. İşte bu iktidar, bu milletin parasında pul etti, itibarında pul etti. İşte o gün bugündür. Türk lirası sadece dolar karşısında değil, adı duyulmamış ülkelerin parası karşısında bile değer kaybetti. Papua Yeni Gine Kinası, bu sözün söylendiği döneme göre, Türk lirası karşısında yüzde 86 daha değerli artık. Bulgar levasının Türk lirası karşısındaki değerli değeri ise o güne göre, bu sözlerin söylendiği güne göre yüzde 110 daha fazla. İşte bu maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz diyenler. Rekabetçi kur diyenler paramızın değersiz ve itibarsız hale gelmesiyle milletimize çok ağır bedeller ödettiler, ödetiyorlar. Değerli arkadaşlar, kahroluyorum. Çok üzgünüm, evet. Ama asla umutsuz değilim. Bir arkadaşınız, bir abiniz, bir kardeşiniz olarak ben umudumu koruyorum. Çünkü bu ülkenin potansiyelinin çok çok yüksek olduğunu biliyorum. Çünkü 2008'de tüm Avrupa krizden geçerken, Avrupa'da insanlar yoksullaşırken biz ülkemizi o krizlerden korumayı başardık. Aynı krizde Amerika'da milyonlarca insan işsiz kalırken, trilyonlarca dolarlık zararlar yaşanırken biz ülkemizde istihdamı artırdık. İnanın, çok daha kötü günlerde ülkemizi başarıya ulaştırdık. O yüzden şu cümleleri tekrar hatırlatmak istiyorum. Daha önce yaptık yine yaparız. Hiç endişeniz olmasın. Hiç şüpheniz olmasın. Şu an özellikle genç arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Yaşadığınız hayal kırıklığını biliyorum, anlıyorum. Nasıl bilmem ki? 25 yaşında, 18 yaşında ve 11 yaşında. Üç çocuk babası olarak onların yaşadığı duyguları ben de yaşıyorum. Çok iyi biliyorum. Bütün bu adaletsizliğin ortasında bir yandan İyi eğitim almaya çalışırken bir yandan da iş bulup bulamayacağınızı düşünüyorsunuz sizler. İş bulsanız da kazanacağınız parayla geçinip geçiremeyeceğinizin endişesini yaşıyorsunuz. Bugün bir bilgisayar almaya kalksanız Avrupa'daki Amerika'daki akranınız birkaç haftalık maaşıyla rahatça bilgisayar alabiliyorken bu ülkede 6 aylık asgari ücretle bile bir bilgisayar almanın ne kadar zor olduğunu sizler de biliyorsunuz biz de biliyoruz. Ha bu arada dün okudum. Türkiye ülkedeki devlet başkanı maaşıyla asgari ücret arasındaki farkın en yüksek olduğu ülkelerden birisiymiş. İşte o size telefonunu çıkar diyenlere açım diyen vatandaşa abartıyorsunuz diyenlere hiç itibar etmeyin. Ülkenin başındaki kişiyle vatandaşlar arasındaki makas bu kadar açılıyorsa esas bu makası açanlar çok abartıyor. Abartan arıyorlarsa şöyle bir aynaya baksınlar. Değerli gençler, değerli arkadaşlarım, biz bu kabus, kabustan uyanacağız. Ve çok hızlı uyanacağız. Tıpkı korkulu bir rüyanın ardından bir bardak su içme rahatlığıyla şöyle bir nefes alacağız. Ülkemizi gidemeyenlerin ülkesi olma utancından da kurtaracağız. Asgari ücreti açlık sınırının altında olması utancından çıkaracağız. Paramızın sokağa çıktığımız an pula dönmesine son vereceğiz. Bu ülkeyi mutlu insanların ülkesi yapacağız. İnanın bu olacak. Ben hem parçası olduğum Ekim'e hem sizlere hem de bu bereketli topraklara inanan bir arkadaşınız, bir kardeşiniz, bir büyüğünüz olarak özgür ve zengin bir ülke olacağımızı çok iyi biliyorum. En kısa sürede huzurlu, mutlu, özgür ve zengin bir Türkiye'ye beraberce ulaşmak üzere sağlıcakla kalın.